Herkese merhaba. Gördüğünüz gibi karşımda iki tane iPad var. Görünüş açısından birbirinden farksız gibi görünen bu iPad'lerin arasında bir nesil farkı var. Sol taraftaki iPad, iPad 3 görmüş olduğunuz gibi 30 pin konektör barındırmakta. Buradan anlıyoruz kendisinin iPad 3 olduğunu, geçtiğimiz ilkbaharda çıkan iPad 3 olduğunu. Gördüğünüz bu iPad'de ise iPad 4'te gördüğünüz gibi Lightning port var. Bu iki tablet arasında performans açısından büyük farklılıklar var. Sağ taraftaki iPad 4 Apple A6X işlemci barındırmakta ve bu sayede çok daha yüksek bir performans sunmakta. Bunu gerçekleştireceğimiz karşılaştırmalı testi ortaya koymaya çalışacağız. Bakalım aslında size iPad 4'ün ne kadar hızlı olduğunu pratikte çeşitli uygulamalarla göstermeye çalışacağız. Öncelikle bir başlangıç testi gerçekleştirelim, başlatma testi gerçekleştirelim. İki tablet de şu anda kapalı. Üzerlerinde bulunan güç butonlarına basarak tabletleri açıyorum. Her iki tableti de açtım. Görmüş olduğunuz gibi iPad 4 sağdaki tablet Apple logosunu daha önce gösterdi soldakine göre. Bakalım hangisi daha çabuk şekilde açılacak. İki tarafta da yüklenmesini bekliyoruz. Gördüğünüz gibi sağ taraftaki iPad 4 sol taraftaki iPad 3'e göre daha çabuk şekilde açıldı. Karşımıza kilit ekranı çıktı. Görmüş olduğunuz gibi ana ekranı da bu şekilde karşımıza getirdik. 3. nesil iPad'in hala açılmasını beklemekteyiz. A5 işlemcili 1 GHz'lik hızda çalışan bir A5 işlemci var. Aynı zamanda 1 GB RAM var iPad 3'te. iPad 4'te ise 1.4 GHz'lik yaklaşık 1.4 GHz'lik bir Apple A6X işlemci var. Gördüğünüz gibi açılış testinde iPad 4 daha hızlı çıktı. Şimdi uygulama açılış testi yapalım. İkisinde de aynı anda photoboot uygulamalarını başlatalım ve bakalım hangisi daha çabuk şekilde işleme hazır hale gelecek. Gördüğünüz gibi iPad 4, iPad 3'ten biraz daha hızlı, çok az daha hızlı bir şekilde açılışı gerçekleştirdi. Buradan da ufak bir uygulama açılış süresi farkının olduğunu gözlemliyoruz iki tablet arasında da. Devam edelim internet performansına bakalım her iki tabletinde. Bunun için bakıyoruz her ikisi de şu anda aynı ağa bağlı durumda. Safari'de de çerezleri ve verileri her ikisinde bir kez daha silelim. Daha önce silme işlemini gerçekleştirmiştik ancak bir kez daha bu işlemi gerçekleştirelim. Şu anda test için son hazırlıklar tamam. İkisinde de aynı anda Safari uygulamalarını açalım ve testimizi başlatalım. Hemen buraya bir teknoblog yazalım. Bakalım teknoblog hangisi daha önce açacak? Evet, her ikisine de teknoblog.com adresini yazdım. Yapmam gereken tek şey aynı anda git butonlarına dokunmak. Evet, gördüğünüz gibi iPad 4 tarafında işler biraz daha hızlı. Yükleme işlemi tamamlandı. Sol tarafta ise iPad 3'te ise hala yükleme işleminin tamamlanmasını beklemekteyiz. Bu da bize gösteriyor ki iPad 4 internette gezim açısından iPad 3'e göre gerçekten gözle görülür bir fark sunmakta. Bunu görmüş olduk. Bir de ikisini aynı anda bir bağlantı açalım. Bu şekilde bakalım. Mesela biraz yüklü bir sayfa olsun. iPod Touch incelemesini ikisini de aynı anda yükleyelim. Burada da iPad 4'ün çok az bir farkla daha hızlı olduğunu gözlemliyoruz. Grafikler, yazılar biraz daha çabuk geldi. Bu da internette gezim açısından iPad 4'ün Safari internet tarayıcısının biraz daha hızlı olduğunu gösteriyor bizlere. İncelemede, ayrıntılı incelemede fark ettiğimiz performans farkının doğru olduğunu gösteriyor. Devam edelim. Bir de oyun performansına bakalım. Tabii oyun oynamayacağız ancak seçtiğimiz bir oyunun iki tablette de ne kadar hızlı şekilde açıldığına bakacağız. Bunun için daha önceki testlerimizde kullandığımız Asphalt 6 oyununu seçtik. Bu oyun araba yarışı oyunu, bakalım hangi tablette daha hızlı bir şekilde oynamaya hazır hale geliyor. Aynı anda açıyorum. iPad 4'te biraz daha çabuk yüklendiğini görüyoruz. Çok az bir farkla.
Evet, gördüğünüz gibi iPad 4 oyunu açmada daha hızlı, bunu görmüş oluruz. Buradan da iPad 4'ün performans açısından iPad 3'e göre bir farklılığı daha ortaya çıkmış oluyor. Genel olarak baktığımızda testlerin gösterdiği kadarıyla karşımıza gerçekten performans açısından iyileşme sağlamış, daha da iyiye gidiş sağlamış bir tablet var. 4. nesil iPad'den bahsediyorum. Ve barındırdığı Apple 6X işlemciyle iPad 4, 3. nesil iPad'in sağlayamadığı, beklentileri karşılamadığı performans alanında beklentileri sunuyor, beklenenlerini sunuyor. Bunu söyleyebiliriz iPad 4 ile ilgili olarak. 4. nesil iPad ile ilgili daha fazla ayrıntıyı Teknoblog'daki inceleme yazısında bulabilirsiniz. Şimdilik bu kadar.